İki tane 100 bini gördünüz. Bir tanesi 208 lira. Bir tanesi 328 lira. 32 bin izlenen videomuz var. Web Eğitim kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü konumuz, bugüne kadar YouTube kanalımdan kazandığım para ne kadar, sizlere bunu detaylı bir şekilde göstereceğim. Yalnız videoya geçmeden önce şunu söyleyeyim. Benim buraya gelmemde vesile olan her birinize binlerce kez teşekkür ederim. Allah herkesin kalbine göre versin arkadaşlar. Bir de videonun başında ne kadar kazandığımı göstereceğim. Daha sonra ise kazançlarınızı yükseltmeniz için size kısa kısa 8 tane madde sıralayacağım. Yani bu videoyu Web Eğitim kanalı ne kadar kazanmış değil de biz nasıl bu kadar para kazanırız, bu kadar para kazanmak için ne yapmamız gerekiyor diye izlerseniz ben daha mutlu olurum. Çünkü işinize yarar, para benim param değil arkadaşlar. Şimdi biz 50 bin, 100 bin, ondan sonra 500 bin ve 1 milyon adında zaten ne kadar kazandığımızı sizlere videolar halinde çekmiştik. Merak edenler, detayı merak edenler o tarafa, o videolarımıza geçebilirler. Oynatma listelerimiz de mevcut. Şimdi 2 milyon gördüğünüz gibi 87 bin görüntülemeye sahibiz. Allah binlerce kez şükürler olsun. Yalnız biz daha 2 milyonun parasını kazanmadık. Web Eğitim kanalı, hemen ona da gelelim şöyle bir, şurayı kapatıyorum. Şimdi Web Eğitim kanalının arkadaşlar 2 Ocak 2019 biraz önce gördüğünüz gibi tarihinde bir kurulumu var. Yalnız kurulur kurulmaz görüntülenmeleri saydığı için biz aslında 2 milyon görüntülenmede değiliz. Yaklaşık 141 bin civarında bir geriden gelme durumu söz konusu. Bu bütün YouTube kanallarında bu şekilde. Yani Web Eğitim kanalı arkadaşlar gördüğünüz üzere 143 bine 438 lira para kazanıyor. Birazdan ya da hatta şimdi 1.9 milyon hatta 1.940 bin 1 milyon 940 bin konuşamadım. Görüntülenmeye 8.285 lira bir kazanç elde etmişiz. Bunun üstüne o 140 bine de koyduğunuz zaman, hani 2 milyon diye başladığımız, ben size böyle söylüyorum, yaklaşık 8.700 lira bandında, 2 milyona 8.700 küsür lira olması lazım, bir para elde etmişiz. Allah binlerce kez şükürler olsun. Hepinizden Allah razı olsun. Şimdi arkadaşlar, bilerek hemen videonun başında bunları gösterdim. Niye gösterdim? Amacı sadece Web Eğitim kanalı ne kadar kazanmış deyip öğrenip gitmek isteyenler, teşekkür ederim buraya kadar izlediğiniz için. Şimdi ben nasıl kazanırım, bunların detayları nelerdir diye merak edenler bundan sonrasını can kulağıyla dinlesinler. Şimdi bu da yalan olmadığını gösterir. Yani 2 milyon da koyduğunuz zaman görüntülenmemiz, yani o 140 bin olmadan bu şekilde gözüküyor, tamam mı? Normalde ekranda da gördüğün gibi 8.285 artı 140 bin 8.700 lira bandında bir gelir elde ediyoruz 2 milyon görüntülenmeye. Peki bundan sonra detaylara gelelim. Tahmini reklam gelirimiz, işlem gelirimiz ve YouTube Premium gelirimiz diye 3 tane işlemden para kazanıyoruz biz ülkemizde. Reklam geliri ana gelir kaynağımız, işlem geliri katıl butonu sayesinde kanalımıza bugüne kadar gelmiş ve bizim kesintiden sonra almış olduğumuz miktar. Yani zaten reklam gelirinin biz %60'ını alıyoruz, %40'ını YouTube abimiz alıyor. İşlem gelirinin de %70'ini alıyoruz. %30'unu YouTube abimiz alıyor. Premium'da gelir dağılımından çok emin değilim, onu söylemeyeceğim. Bunların toplamı bu kadar yapıyor. Bu arada işlem geliri ayrı mı yatıyor diye merak edenler var. İşlem geliri mesela, adam diyelim ki bugün ayın 19'u. 19'unda size katıl butonu sayesinde üye oldu. Ayın 19'undaki reklam kazancınızla birlikte gösterilir arkadaşlar. Tamam, hepsi bu. Yani katıl butondan da ahım şahım bir para kazanılmıyor. Çok fenomen ya da çok popüler bir kanal değilseniz, onu da söyleyeyim. Şimdi diğer tarafa geldik. Burası da yine ispatlamak adına Haziran ayında gördüğünüz gibi ortasında başladı. Bugüne kadar kazanç dağılımımız. Şimdi buradan sonra detaya girmek gerekirse, kanalınızın ana gelirini belirleyen en önemli faktörlerden bir tanesi şu sütunda görmüş olduğunuz oynatmaya göre 1000 gösterim başı maliyettir. Ve normalde Web Eğitim kanalı Ocak ayına kadar normal rutinini yükselterek bunu gidiyordu. Normalde büyük bir başarıydı. Ocak ayında bir düşüş yaşandı. Şimdi gelir kısmında da bir düşüş olduğunu göreceksiniz. Hatta onu şöyle göstereyim ben size. Gördüğünüz gibi Ocak aylarında söylediğim üzere bir düşüş var. Daha sonra normal rutininden devam ediyor. Şimdi biraz bunları öğrenelim. Arkadaşlar, YouTube'da Ocak ayı reklam verenlerin birçoğunun reklam kampanyalarını düzenledikleri bir dönemdir. Bana soranlara, düşüş yaşayanlara, biz de düşüş yaşıyoruz dediğinde bize inanmıyorlardı.
Gördüğünüz gibi bizler de düşüş yaşadık o dönemlerde. Çünkü niye? Reklam verenler yıllık reklamlarını veya uzun süreli reklamlarını bütçelerini hazırlarlar ve reklamlarını ayarlarlar. Yani Ocak aylarında reklam veren sayısı azalır. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. Yani aralığın sonuna doğru. Daha sonra tekrar bu düzen yükselmeye başlar bu gelirler. Bunun sebebi bu. 1000 gösterim başının maliyetlerinin vesaire düşmesinin sebebi bu. Bir diğeri ise yine burada gördüğünüz gibi bunlar detay bilgiler. Çoğu kanal vermez. Yine bu düşüşün olağan hale geldiğini, yalnız kazançlarımızın yükseldiğini görüyorsunuz. Sizlerde de büyük ihtimalle bu şekildedir. Yani örnek vermek gerekirse işte Ocak ayı vesaire, hani Ocak, Şubat, tamam bunları anladık. İşte 1000 küsür lirayken 30 günlük kazanç 841. Bu daha 17 günlük bir kazanç arkadaşlar. Hatta 16 günlük. 17 günlük pardon, özür dilerim. 17 günlük bir kazanç. 17 günde 841 lira veriyor. Yani ay başına doğru bu kanalın şu ana kadar kazandığı en yüksek meblağa gelecek. Peki burası düşerken burası yükselmeye neden devam ediyor? Bunu da AdSense'ten takip edebilirsiniz. AdSense'de raporlara geldiğinizde bir süre belirleyin veya son 28 güne baktığınızda, ben şöyle kanal rutinini şöyle bir göstermek istiyorum size şu şekilde. Açıldığı zaten 9 Haziran'dan itibaren girmiş buraya. Normalde şurası tık sayısı. Şuraya bakmanızı istiyorum sizin. Gördüğünüz gibi 300, 400, 500 kanal oturdukça artık böyle yavaş yavaş 400 olmuş artık. Sonra yükseliyor tekrar. 500-600 bantlarına sabitlemiş. Bunlar tıklama. Çıkan reklamların insanlar tarafından tıklanma sayısını gösteriyor. Kasım, Aralık vesaire gelmişiz. Rutin bir şekilde devam ederken zaten aralığın sonuna doğru düşüşler başlamış. Çünkü reklam veren az. Daha sonra yükselişe geçmiş Şubat ayında tekrar ve gelmişiz. 2000 küsürleri vesaire görmüşüz. Ama ne olmuş? Bu sefer buralar düşmüş. Yani reklam tıklamalarımız artarken diğer metriklerimizde bir düşüş var. Ama kazançlarımız yüksek. Yani buna biraz ters orantı diye bakabilirsiniz. Bu tahmini para kazanılan oynatma sayısını zaten görüyorsunuz bunu. Yani ortalama 100 binken üstüne 60-70 bin daha koymuş. 1000 gösterim başı maliyeti düşürmüş ama kazançlarımız yükselmiş. Zaten eğer böyle olmasaydı bunun 3 katı falan almamız gerekiyordu. Yani YouTube sizi bir dengede tutuyor. Kanalınızın büyüklüğüne göre diyelim. Öyle söyleyelim. Yani ben bugün daha 15 binlik bir kanalım. Yani milyon yoksa ben çok yüksek paralar kazanabilirdim. Bunu düşürmeseydi. Yani YouTube'un algoritması bir şekilde sizin büyüklüğünüze göre sizi bir dengede tutuyor. Bunu da göstermiş oldum sizlere. Şimdi gelelim daha da detay konulara. Ne demiştim size? Kazancınızı arttırmak için 8 tane madde sıralayacağım. Ne kadar para kazandığımı zaten sizlere gösterdim. Evet, gelelim o sayfaya. 100.000 izlenen ortalama bir videomuz var. 208 lira bir kazanç elde etmiş. Kötü mü? Hayır. Yani 1'e 2 oranında bir kazanç veriyor. Çok basit anlamıyla. Bir diğer videomuza geçmişiz. Bu da 100.000 ortalama izlenmiş ama 328 lira vermiş. Ha, demek ki neymiş? YouTube böyle belirli izlenme ya da görüntülenmeye belirli bir para vermiyormuş. Bu algıyı kırın arkadaşlar. Bakın yorumlarda da çok fazla geliyor. İşte 1000 gösterime bu kadar para kazanılıyor. Şu kadara şu kadar. Öyle bir şey yok. Bunun en güzel ispatı nedir? 2 tane 100.000'i gördünüz. Bir tanesi 208 lira. Bir tanesi 328 lira. 32.000 izlenen videomuz var. 1400 lira para veriyor. Demek ki alakası yokmuş. Tamam. Şimdi gelelim. Nelerin alakası varmış? Sıralayalım. Ekranda gördüğünüz gibi şu an 8 tane madde sıralandı. Birinci maddemiz, ana temamız kanal bazında kategorimiz. Şimdi bu illa eğitim anlamında düşünmeyeceksiniz bunu, tamam mı? Şöyle bir örnek vermek istiyorum size. Bu ekranda kalsın, sıkılmanızı çok istemiyorum. Şöyle bir örnek vermek istiyorum. Kategorinize göre çıkan reklamların çeşitleri bile çeşitlenecek. Yani bir eğitim kanalına çıkan reklamla, bir oyun kanalı, bir teknoloji kanalına çıkan reklamlar aynı olmaz. Tamam. Benzer örnek, yani istisnalar elbette ki olacak. Hiç çıkmayacak anlamına gelmiyor. Fakat algoritma genellikle video konusuna göre, senin videonun başlık, açıklama ve video etiketlerine göre uygun reklamları sıralamaya çalışır. Bu yüzden neymiş? Ana temamız önemliymiş. Yani bunun için çok fazla bir şey bilmene gerek yok. Para, yani bir şeyi satın alırken çok para verdiğin bir şey, onunla alakalı bir video çekersen reklamlar pahalı çıkar. Tamam, bu bir. İkincisi, video konumuz. Çiçek otel örneği. Nedir bu çiçek otel örneği? İşte biraz önce videoda göstermiş olduğum şeydir. Yani
Bu videoda sen çiçekle alakalı bir şey çekersen 328 lira kazanırsın. Bu videoda otelle alakalı bir şey çekersen çok komik görüntülenmelere 1400 lira para kazanırsın. Neden çiçek otel dedim peki? Gözünü kapat ve şunu hayal et, tamam mı? Bir çiçek dükkanında iki tane reklam veren var. Bir tanesi çiçekçi, bir tanesi otel. Bir çiçek dükkanındaki en pahalı ürün ne kadar olabilir? Diyelim ki 500 lira olsun. Ama bir otelin artık klasına göre, sınıfına göre yeri geliyor tek bir gecelik otel ücreti 15 bin lira oluyor. İkisinin reklam maliyetlerini işte buradan hesapla. Videon otelle alakalı olursa otel reklamları çıkar ve çok kazanırsın. Çiçekle alakalı olursa az kazanırsın. Tamam. Hani göz kırpıyorum şimdi sana. Sen anladın orayı. Yapman gerekeni biliyorsun. Bir diğeri ise videonun uzunluğu. Şimdi arkadaşlar bu konuda çok fazla bize de başka kanallarda eleştiri var. Fakat eğer sen o YouTuber'ın devam etmesini istiyorsan bu YouTuber reklamlardan para kazanmak zorunda. Bak benim reklam aralıklarım 2-2,5 dakika aralığında. Bunu 1 dakika 30 saniye arayla atanlar var, ben onu yapmıyorum. Bazıları diyor ki bunda da çok. Ya bu da çok. Evet, yerine göre çok. Ben çoğu videomu ayarlamaya çalışıyorum ama başka gelir kaynağım yok. Canım kardeşim. Tamam mı? Videonuzun uzunluğu 10 dakikanın altında olursa reklamlar otomatik çıkar. Bununla alakalı yeni stüdyoda nasıl 10 dakika üzeri reklam eklenir? Bununla alakalı bir video çekeceğim. Çünkü yeni stüdyoda bu işlem biraz zorlaştı. Onu şöyle ek bir bilgi olarak vereyim buraya kadar izleyenlere. Şimdi arkadaşlar 10 dakikanın üstünde ise reklam aralıklarını biz attığımız için emin olun %30, %40, %50'ye varan bir kazanç artışı elde edersiniz. Zaten ülkemizde adblocker kullanımı çok fazla. Sadece ülkemizde değil, dünyada. YouTube buna bir çözüm getirmeye çalışıyor. Tamam. Yani 10 dakika üzeri videolar kazancınızı katlayacaktır. Bir diğer ise videonuzun kalitesi. Evet. Yani cep telefonuyla YouTuber olunur mu? Olunur. Emek verirsen olunur. Kendini sevdirirsen emin ol olunur. Samimiyet illa yüzünü göstermek ile geçen bir şey değildir. Bak benim yüzümü görmüyorlar. 15 bin kişiye sonsuz teşekkürler. Sesimi tanıyorlar. Bana güveniyorlar bir şekilde. Ha ama bu şekilde devam edilir mi diye sorarsan hayır, edilmez. Çünkü niye? Ben ya da sen bir ekran açıyorsun ve ekranın yarısında görüntü yok. Görüntü kalitesi iyi değil. Görüntü HD değil. Ya da sesin bile önemli algoritma açısından, tamam mı? Bazıları şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki ya kardeşim burayı abartıyorsunuz. İşte başlık vesaire tamam önemli ama videonun içini nereden bilecek? Ben de ona şu cevabı veriyorum. Küfür ettiğinde neden sarı dolar yiyorsun o zaman? YouTube konuşan biri değil ki ya da duyan biri değil ki mantıken. Demek ki neymiş? Algoritma ağzımızdan çıkan kelimeleri bile test edebiliyormuş. Küfür olduğunu anlayıp sana sarı dolar işareti verebiliyormuş. Değil mi? O yüzden HD görüntü ve ses kalitesi önemli arkadaşlar. Video uzunluğunun yanında. Şimdi gelelim bir de bir önemli daha konu var. Kanalın güncelliği. Eşittir gösterim sayısı. Ben önümdeki nota böyle yazdım. Neden böyle söylüyorum? Hemen bir örnek göstereceğim. Bir önceki videomda arkadaşlar. Hatta pardon, özür dilerim. Bir önceki değil, ondan önceki videomda. Videonun arasında ortalama 5. dakikasında gördüğünüz gibi bir ekran paylaşmıştım. İzleyenler çok faydalandı. Aşağıda görmüş olduğunuz oklar video attığımız günleri temsil ediyor. Bu sarı dolarlar grafik ise gördüğünüz gibi gösterimleri temsil ediyor. Yani neymiş? Eğer bir kanal güncelliğini koruyup düzenli bir şekilde video atarsa bizim algoritmamız oturuyormuş ve artık otomatikman video attığımız günlerde bizim gösterim sayımızı yükseltiyormuş. Bakın bu aralıklar çok az değil. Şöyle çok az gözüküyor size ama 60 bin, burada 120 bin var, şu arasında 60 bin var arkadaşlar. Yani bir videonuzun 60 bin kere daha fazla insana sunulduğunu düşünün. Tamam mı? O yüzden bu çok önemli. Kesinlikle kanalınızı güncel tutuyorsunuz. Evet, şu ana kadar ya kardeşim kazançla ne alakası var diyenlere, bak kardeşim ben bu şekilde kazanıyorum, başka yaptığım hiçbir şey yok demek için bunu anlatıyorum. Ben bu yoldan geçtim, uygularsan sen de kazanırsın. Bunu da kapattık. Ondan sonra sıradaki maddemiz video izlenme süreleri. Şimdi bu zaten önerilen video konusunda ve kanal geliştirme videolarımızda bunu defaatle üstüne düştük. Ama hala anlaşılmıyor. Uygulayanlara istisna, yani onlara bir şey demiyorum. Arkadaşlar bir videonun görüntülenme sayısı önemli değildir. Yani siz kazançta da gösterdiğim gibi 30 bin var, 100 bin var. Ya ben işte 100 bin izlendim demene gerek yok. Mesele para değil mi? Hadi birbirimizi kandırmayalım yani. Biz bir yardım kuruluşu değiliz değil mi? Öyle değil mi yani? Para kazanmak istiyoruz. O yüzden videonun görüntülenme sayıları vesaire çok önemli değilmiş. İzlenme süreleri. Bu çok önemli. Neden? Çünkü
Mantık basit kardeşim. Hiç detaya girmeyeceğim. 3 dakika izleyenle 5 dakika izletenle özür dilerim. 3 dakika izletenle 5 dakika izleten arasında illaki bir fark vardır. Öyle değil mi? YouTube da bunu biliyor. 3 dakika izletirsen videonu 3 tane video çıkar. 5 tane izletirsen 5 tane video çıkar. 5 tane reklam çıktığı için ne olur? Sen de daha çok kazanırsın. İşte bu kadar basit yani. Bunu yapmak için ne yapman gerekiyor? Çalmayacaksın, çırpmayacaksın kardeşim. Yani emeğini vereceksin, güzel bir içerik hazırlayacaksın. Özgün bir içerik hazırlayacaksın. İnsanlara kendini sevdireceksin. İnsanlar da seni izleyecek. Hepsi bu. Yani ben normalde 25-30 dakika neredeyse film uzunluğunda videolar çekiyorum. Allah binlerce kez şükür insanlar izliyor. Çünkü bir teminat var olmuş ya aramızda. Sen de bunu sağla. Çalma yani sağın solun videolarını. Ya da kalkıp da sırf izlenmek için bilmem ne dizisinin görüntülerini paylaşmana gerek yok. Bunları geç, bir şeyler üretelim. Öyle değil mi? Son olarak sondan bir önceki madde, 7. maddemiz etkileşimler. Çok büyük araştırmalar, biraz önce örneğini göstermiş olduğum videoda bundan bahsediyorum. Sürekli bazı firmalar araştırma yapıyor. Çünkü YouTube algoritmayı açıklamıyor. Neden açıklamıyor? Algoritma çözülürse herkes o algoritmaya göre oynar ve adaletsizlik olur diye açıklamıyor. Yani iyi bir şey senin benim adıma. Bu araştırmalar gösteriyor ki yorumları çok olan videolar, altında yorum sayısı çok olan videolar az olan videoların önüne geçiyor sıralamada. Son olaraksa bunların haricinde bir de özel gün metodu vardır. Nedir bu özel gün metotları? Bunu çok aktif insanlar kullanır. Ya da belirli bir kitleye sahip büyük kişilerin yaptığı şey budur. Misal Rayman gibi. Neden bu örneği verdim? Belirli bir kitleniz vardır hitap ettiğiniz. Salatalık bile yazsanız izlenir. Buna da halk arasında ya da samimiyetten size şöyle söyleyeyim. Vurgun videolar. Bir sanatçı gibi düşünün. Sanatçı her gün video atmaz. Ama bir video atar 200 milyon 300 milyon izlenir ve çekilir. Zaten kazanacağını kazanır. Veya bir olay patlar. İyi ya da kötü. O olay üzerine videolar çektiğiniz zaman aşırı bir izlenme alırsınız. Zaten YouTube bununla alakalı sana detaylarını söylüyor. Yani insanları kötülüğe teşvik edecek konular ya da paniğe sevk edecek konular üzerine gitmeyeceksin. Ya bir şey oldu. Ülkemizde veya dünyada sen onunla alakalı hemen bir video çekersen, trendi takip edersen, trendi yakalarsan bir de oradan para kazanırsın. Genel olarak bu 8 maddeyi sıraladım. Kafanda az çok neye göre ben nasıl kazanıyorum, neler yapıyorum, senin neler yapman gerektiğini anlattım. Web Eğitim kanalı bu kadar kazandı. Sen de bu kadar kazanabilirsin. Umutlarını yitirme, video çekmeye devam et. Yalnız alın terinle video çek, hiçbir şekilde satın alma, bilmem ne, hile hurdaya girme. Girme ki o kazandığın parayı cebine koyduğun zaman yüzündeki tebessüm hiç eksilmesin. Hepinize teşekkür ediyorum. Gelecek videomuzda görüşmek dileğiyle.